neler yapmaya çalışıyor. Galatasaray camiasının deprem bölgesine desteği sürüyor. Millet olarak lütfen tekrar deprem bölgesinde konsantre olalım. Elimizden gelen her türlü desteği onlara yapalım. Hakikaten buradaki insanlar canı gönülden de bunu takdir ediyor. Milletimiz bunu lütfen duysun. Eski başkanlardan Adnan Polat'ın annesi Suna Polat adına yaptırdığı gençlik merkezinin açılışına sarı-kırmızılı yöneticiler de katıldı. Hatay'ın Samandağ ilçesindeki tesiste konuşan Başkan Dursun Özbek, deprem bölgesine gösterilen hassasiyetin devam etmesi gerektiğini vurguladı. Amacımız deprem felaketine uğradığımız birinci günden itibaren oluşan hassasiyetin son bulmaması. Ne yazık ki tespit ettiğimiz, hepimizin farkında olduğu bu ilgi, bu hassasiyet giderek azalma yolundaydı. Galatasaray Spor Kulübü olarak bu hassasiyetin hep üzerine vurgu yapıyoruz, hep üzerinde tekrarlıyoruz. Bu hassasiyetin hiç bitmemesi, bölge halkının daha önceki refah seviyesine, daha önceki konforuna ulaşması için, her şeyin yapılması için de Galatasaray Spor Kulübü için elimizden geleni yapıyoruz. Adnan Polat, Dursun Özbek ve Erden Timur daha sonra Karaçay Mahallesi'ndeki Polatköy Geçici Konaklama Merkezi'nde yaşayan depremzedelerle bir araya gelerek çocuklara Galatasaray forması ve atkıları hediye etti.